嗯。<music> GCM Forex'ten herkese merhabalar. Gün içerisindeki makroekonomik gelişmeleri incelediğimizde küresel piyasalarda özellikle merkez bankalarına yönelik beklentilerin ve dolardaki fiyat değişimlerinin Yunanistan gündemi petrol fiyatlarındaki değişimle birlikte ön plana çıktığını ifade edebiliriz. Genel çerçevede baktığımızda dün yayınlanan FOMC tutanakları sonrasında dolardaki fiyat değişimleri halen daha parite ve MT fiyatları tarafında etkili olan önemli başlıklar arasında yer alıyor diyebiliriz. FOMC toplantısı toplantısının tutanakları yayınlandıktan sonra üyelerin halen daha Haziran ayındaki faiz artışını masada tuttukları değerlendirmede tuttukları yönündeki düşüncelerle birlikte dolarda yukarı yönlü hareketler izlenmişti. Avrupa seansının ilk yarısında da yine dolar endeksinde yükselişler izledik ve Pariteler, emtiyalar tarafında da ABD'nin para birimindeki bu fiyat değişimleri etkili olan unsurlar arasında yer aldı. Avrupa tarafına baktığımızda endeksler, hisse senetleri yükselişini 3. güne taşıyor diyebiliriz. Almanya'da %0.30, Fransa'da %0.70 civarında yükselişler var. Özellikle Almanya'dan gelen veriler ve Yunanistan'a ilişkin gelişmelerin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Yunanistan'ın IMF'ye olan borcunu ödediği yönünde bir açıklama yapması ee, Avrupa endekslerinde etkili oldu. Diğer taraftan Almanya'dan bugün gelen rakamlar vardı. Sanayi üretimi Şubat'ta %0.2 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti diyebiliriz. Ticaret dengesi verisi de aynı zamanda açıklandı bugün Almanya tarafından. İngiltere tarafından gelen ticaret dengesi rakamından söz edecek olursak ülkede ticaret açığının 7 ayın zirvesine çıktığını söyleyebiliriz. 15 milyar dolarlık bir ticaret açığı gerçekleşti. Özellikle Avrupa Birliği dışındaki ülkelere olan satışlardaki ciddi gerileme dikkat çekti. Aynı zamanda da konut fiyatlarına ilişkin de bugün yayınlanan rakamlar vardı adı ülkesi için ve %0.4 konut fiyatlarının arttığına yönelik rakamları takip ettiğimizi söyleyebiliriz. Özellikle reel ücretlerdeki artışın konut talebini desteklediği düşünülüyor. Bu başlıklarla birlikte özellikle Yunanistan'ın Avrupa tarafında yine konuşulmaya devam edildiğini söyleyebiliriz. Euro grubun özellikle Yunanistan Euro grubun şartlarını yerine getirmezse parasar birlikten ayrılmaya zorlanacak şeklinde haberler Avrupa basınında yer aldı. Bunun yanında Yunanistan basınında ise reform listesinin revize edilmesi için Eurogrup Maliye Bakanları tarafından sorunlu ülkeye 6 gün süre verildiği yönündeki değerlendirmelerde yine gündemdeki başlıklar arasındaydı. Söz ettiğimiz gibi dolardaki özellikle fiyat değişimleri piyasalara yön verirken parite ve MT fiyatları tarafında sterlinin dolar karşısındaki kayıplarının dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Özellikle olumsuz ticaret açığı verisi öncesinde de Ülkenin para biriminde değer kayıpları izlenmişti. Petrol tarafında dün aşağı yönlü hareketler izlemiştik. ABD tarafında stokların artmaya devam ettiği, arzın artacağına yönelik beklentiler desteklenerek stok rakamlarıyla birlikte aşağı yönlü hareketler görmüştük. Bugün ise İran Petrol Bakanı'nın değerlendirmeleri vardı ve petrol piyasasında hala aşırı arzın olduğunu söyledi. Ancak şu önemli noktalar arasındaydı. OPEC'in Haziran toplantısından önce üyelerin üretim seviyelerini tartışmak için bir araya gelmesi gerektiğini ve OPEC'in kendi e, kendini koordine edebileceği yönündeki değerlendirmeleri dikkat çekiciydi. E, dünkü kayıplardan sonra özellikle ABD tipi ham petrolde bugün yükselişlerin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Dolardaki yükselişler ise yine pariteler tarafında ve özellikle altın tarafında emtia fiyatlarını incelediğimizde etkili oluyor. son fiyat değişimlerine baktığımızda spot altında özellikle yukarı yönlü hareket Dünkü kayıplardan sonra yukarı yönlü hareketlerin etkili olduğunu bir miktar e, ifade edebiliriz. Günün devamındaki gelişmeleri değerlendirdiğimizde ise özellikle saat 14'te İngiltere Merkez Bankası'nın para politikası beyanatının dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Bankanın 375 milyar sterlin tutarındaki toplam parasal genişleme programında ve e, %0.50 seviyesindeki politika faiz oranında herhangi bir değişiklik yapmasının beklenmediğini görüyoruz. 15.30'da ise ABD'den gelecek istihdam talepleri verisi önemli diyebiliriz. Özellikle dünkü FOM tutanakları sonrasında dolara yön verebilecek bir rakam olduğunu söylemekte fayda var. Geride kalan hafta Amerika, ABD'de 283 bin Amerikalı'nın işsizlik maaşından, işsizlik haklarından yararlanmak için başvuruda bulunmuş olmasının beklendiğini görüyoruz. Önceki hafta 268 binle tahminlerin altında olumlu bir veri gerçekleşmişti. Bu rakamda bugün dolar tarafı için etkili rakamlar arasında yer alabilir. 15.30'da ayrıca AB, Kanada tarafından gelecek veriler var. Ülkenin para biriminde etkili olabilecek konut piyasasına ilişkin yapı inşaat sektörü ilişkin rakamlar izlenecek. Saat 17'de ise ABD tarafından stok rakamlı toptan satış stoklarını göreceğiz. 17.30'da doğalgaz stokları ABD tarafından gelecek ve ilgili emtianın fiyatında etkili olabileceği için yönü belirleyebileceği için yakından izlenecek rakamlar arasında yer alıyor diyebiliriz. Bunun yanında 17.30'da IMF Başkanı Christian Lagarde'ın bir konuşma yapması bekleniyor. Özellikle son Yunanistan'la ilişkin gelişmelerle birlikte yapacağı değerlendirmeler küresel piyasalarda etkili olabilir. Bunu da belirtmekte fayda var. Genel çerçevede gün içerisinde etkili olan Makroekonomik gelişmeleri ve piyasa beklentilerini bu şekilde özetleyebiliriz. Herkese başarılı işlemler diliyorum.